Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı dedik. Tutuklanma kararında Ahmet Özer'in örgüt mensubu 694 kişiyle iletişim kurduğu ve kırmızı bültenle aranan bir örgüt yöneticisiyle de tam 14 kez iletişim kurduğu belirtildi. Ahmet Özer hakkındaki bu suçlamaları sorgulanması sırasında reddetti ve tutuklandı. Tutuklanma kararı sonrası da İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Sorgusunda suçlamaları reddetti. Dava siyasidir dedi. PKK terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı. Ahmet Özer'in yerine Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK terör örgütü üyeliği suçundan cezaevine gönderildi. Tutuklamaya sevk yazısında, Diyarbakır'da bir cezaevi koğuşunda bulunan dokümanda Ahmet Özer'in adının geçtiği, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Teknik ve fiziki takibe alınan Özer'in Mehmet K. isimli şahsla görüştüğü, bu kişinin iki kardeşinin de PKK'da olduğu, bir kardeşinin de terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunduğu tespitine yer verildi. Soruşturma kapsamında Özer'in geriye dönük telefon kayıtları da incelendi. Sevk yazısında hakkında PKK-KCK'dan işlem yapılan 694 kişiyle iletişim kurduğu, bu kişilerden 47'sinin halen terör suçlarından arandığı belirtildi. Özer'in kırmızı bültenle aranan örgüt yöneticisi Remzi Kartal'la 14 kez iletişim kurduğu bilgisi de sevk yazısında yer aldı. Esenyurt Belediye Başkanı'nın makamında da arama yapıldı. O aramalarda bulunan ve terör örgütü lehine yayın yaptığı belirtilen dergide dosyaya girdi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise hakimlik sorgusunda suçlamaları reddetti. PKK terör örgütüyle bir bağlantısı olmadığını söyledi. Ben bir akademisyenim, profesörüm. 40 yıl devletin çeşitli kademelerinde çalıştım. Bu süre içerisinde hakkımda hiçbir soruşturma ve kovuşturma olmamıştır. 7 aydır başarılı şekilde belediye başkanlığı yaparım. Siyasi bir yönelim yapılıyor. Halk iradesi gasp ediliyor. Hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. Benim hiçbir örgütle ilgim yoktur. 10-15 yıl önceki bir takım olaylar gündeme getirilerek görevimden uzaklaştırmaya çalışılıyor. Bu davanın siyasi olduğu açıktır. Atırı iddiaların, suçların hepsini reddediyorum. Tutuklama kararı sonrası Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, Özer'in geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Can Aksoy'un görevine başladığı duyuruldu.